Hepinize merhaba arkadaşlar. İşler yolunda gitmiyor. Yolculuk modundayız ama 16 hafta arkada bıraktık. Tamı tamına 26 puana ulaşabildik. Bu çok kötü bir şey. Puan farkı her geçen maç açılıyor. Puan kayıpları sürüyor. 9. sıradayız. Ne olacak bilmiyorum. Gol atma problemimiz var ve bu gol atma problemini mutlaka ama mutlaka çözmemiz lazım. Williams'a pas veriyorum. Atamıyorum. Çıldırıyorum. Söyleyemiyorum. Çünkü çocukluk arkadaşım adam. Üstüne de gidemiyorum. Ama umarım bu 4 maçta bomba gibi geri dönüşümüze imzamızı atacağız. Taraftarımıza söz vermiştik galibiyetlikler için. Ama bir tanesini es geçtik. Sonra bir galibiyet aldık. Ne oldu? Gene yalan oldu. Olmuyor. Vallahi olmuyor. Bir seriye bağlasak devamı gelecek. Ama işte o seri ne zaman gelecek? Bu çok önemli. Karoruat'tayız. Kendi evimizdeyiz. Reading'i ağırlıyoruz. Her şey güzel. Hava güzel. Seyirciler güzel. Fotoğraflar çekiliyor. Mulumbu düşünüyor. Bu çocuk hep düşünüyor. Mulumbu her maçın başındaki görselde var. Neyi düşünüyor anlamış dedim. Soruyorum söylemiyor. Var bir sıkıntısı derdi tası da. Acaba ne? Onu önemli olan çözmek. Yalnız Harry Williams'ı parçalar gibi pas verdi. Üstüne bir de daha ilk dakikadan tehlikeli pozisyon yedik. Aman oğlum aman aman aferin. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben bu kaleciye hiç güvenmiyorum. Yani bizim Kel de aynı bu da aynı. İkisinde de bir problem var. Neden neyi çözemedik? Umarım ilerleyen günlerde İlerleyen günlerde onlar da ritim tutar. Bazen çok iyi kurtarışlar yapsalar da bazen maçın içine edebilecek çok güzel hamleler yapmayı başarıyorlar. Yani bu konuda onları tebrik ediyorum. Toffola dikkat et. Ben ona hatayı yaptım. Ondan sonra hoca inceden bana bir çıtlattı. Sen yapma. Yani gözünü seveyim bak. Sevdiğim adamsın sakın. Ama bir abim sizde bir durun bir dripling de geçeyim dedim. Ya çevireceğim de bir amacım farklı benim hoca. Kanos. Oho abim hadi ama birazcık seri ya. Biraz ritim bulalım ya. Şu oyunu bir hızlandıralım. Oy, TT var ya mükemmel pas verdi. Mükemmel pas verdi ama Williams her zamanki gibi içine etti. Yani şu topu harcama bari be oğlum ya. Adam açabileceği en iyi ortaya en iyi pası verdi. Belki bir daha hayatında öyle pas bile atamayacak. Ama bizim Williams o kadar güzel topu bile harcamayı başardı. Baskı yaptırıp oğlum bak. Ya abi ikimiz de aynı adamı tutmaya geliyoruz. Yapma ya. Çok güzel mi oğlum bu? Tekrar Yapıştır oğlum. Kaleci, şu benim attığım paslarda bari gol ye be. Ha? Normalde yemeyeceksin bari onlarda ye be. Ayıp abi ya. Her topu çıkartıyorsun ama sen de adabınla takıl ya. Championship burası. Yesen de olur. Çok güzel. Çok güzel. Hadi oğlum seri çıkıyoruz. Hadi Williams. Williams süpersin abi. Ver şimdi topu. Mükemmel. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Bak Williams izle şimdi. İzle şimdi. Ananı. Lan oğlum. Yok artık daha neler. Yok artık daha neler ya. Ulan girecek bu top. Girecek. Girmeyecek. Ya şanssızlığım bu kadar arkadaş ya. Ben vurdum direkten döndü. Arkadan geldi adam vurdu direkten döndü. Yani kale... Taça vursaydın daha mantıklı değil miydi be? Yani senin hatan sonuçta bizim işimize yarıyor. Tamam eyvallah da yani. Hocan sana çok fena kayabilir haberin olsun. Aman abi yeme. Kapatın harikasın. Tamam halledersiniz beyler. Oy! Şşş kale korkutma bizi. Korkutma bizi zaten biz de atamıyoruz. Maçın adamı direkt. Vallahi direkt yani. Hadi William sakatlandı. Kanka ne oldu be? Kaç abi gördüm seni. Hadi ne ismin görünmüyor okunmuyor ama Mulumbu işte bu kadar be sonunda ya. Sonunda geçmeyi başardık. Kaleciyi avlamayı başardık. Mulumbu'nun şutundan rakibe mi çarptı bize mi çarptı bilmiyorum ama kaleci ters köşeye yattı diyeceğim adam köşeye tutturdu lan. Bu kalecide iş var abi. Vallahi yetenekli bu kaleci bak. Ters ayak bastı hamle sen oraya hamle yapabiliyorsan vallahi senin yeteneğin var abi. Ya hafif daha solda olsa belki topu çıkartacaktı. Yetenek işte bu ama kendi kalesine Cooper atmayı başarıyor. O golü Mulumbu'ya yazın. O golü Mulumbu hak etti. Çok sert vurdu. İsabetsiz vurdu ama gol oldu.
Dayanın beyler, dayanın beyler, bak son dakikalar yemeyelim lan gidere. Aman gözünü seveyim, gözünü seveyim. Ama direklerine başlayacağım ya arkadaş. Bu maçta ne kadar çok direk oldu ya. Kale sen nereye yumruk dön, gözünü seveyim, kapatın beyler. Süper süper, ben de geldim, ben de geldim, tamam hadi. Pas yaptırmayalım yeter, başka bir şey istemem. Süperiz ya, işte bu kadar, çıkar şu topu. Bitti, sonunda bitti ya. 1-0 Reading'i yenmeyi başarıyoruz. Bunun ayağından gelen golle Cooper'ın kendi kalesini atmış olsa da hiç önemli değil. Hoca istediğin kadar beni azarla, gram umurumda değil, zerre umurumda değil. Hocayı takmıyorum bu saatten sonra. İdmanlara bile çıkacağım. Hiç ne diyormuş, ne ediyormuş? Kimin umurunda ya? Bir yerine koy Mevlam demişler. Bu iş böyle. Bundan sonra bu. Ama ligde de bütün takımlar gol atıyor ve biz gol atamıyoruz. Net pozisyonlar yakalıyoruz. Bir türlü kalecileri geçmekte istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz. İlk 11 bonusu eyvallah. Asist prim zaten vermiyor. Hiç sıkıntı yok. Ben 97.000 yukkalar yoluma bakarım. Gördüğünüz gibi hoca beni o kadar azarlıyor ediyor ama en ufak benden umudunu kesip de yedek bölümüne düşünmüyor. Tenezzül bile etmiyor. Güzel bir galibiyetimizi attık. Zor golü bulduk ama sonunda bulmayı başardık. Eşliciğim bak, sanat yaptığımı çok iyi anlamışsın. Anneciğim teşekkür ediyorum ama yani o biraz zor kardeşim. O biraz zor. Yani sen olayı çok yanlış anlamışsın. Zaferi elde ettik diye biz bir üst tura çıkamayız. Öyle bir dünya yok. İdman var, duran toplar var. Yani hoca zaten beni ilk 11'de banko oynatıyor. Bu yüzden hiç kale bile almayacağım. Zamanı geçirmek için geldiğimi ona göstereceğim. Öyle lafta topa vuracağım, gideceğim. Bundan sonra böyle. İdmanlara zaten katılmıyordum da. Yani katılmamı gerektirecek pek de bir durum yok. Yani şu an gördüğünüz gibi ibre sona dayandı. Hoca artık beni oynatmak için imkanı olsa daha farklı yerlerde değerlendirecek. O konumdayım. Ya o yüzden hiç kasmaya ne gerek var ya? Çıkarız idmanı, göstermelik iki topa vurur gideriz. Filipçim ne yazdın? Zaten hep yakalıyorum ki. Sen niye ona takıldın? Garip. Yani her seferinde ben forma şansı bulabiliyorum. Rakibimiz de Cardiff. Deplasmana gideceğiz. Koyacağız, geleceğiz. Bu iş bu kadar. Ama ilk 11'de oynadığıma neden bu kadar değişik bir tepki verdim? Ben ona ayıkamadım şu an. O konuda biraz şüpheliyim. Bu arada Cardiff ikinciymiş. Puan tablosuna bakabiliyoruz mu ya? Ben hiç ona bakmıyorum bu arada. Bu sosyal medya. Puan tablosu. 10 puan fark yemişiz ya da biz. Bakmasaymışım daha iyiymiş aslında. Valla bakmasam daha iyiymiş. Zorlu bir maç, kritik bir maç. Cardiff'e karşı oynayacağız. Ligin ikinci sırasında olmaları bizim için hiç önemli ama hiç önemli değil. Biz burada çıkar, topumuzu oynar, evimize galibiyette gideriz. Bu potansiyele sahibiz. Yeter ki gol atacak adama ihtiyacımız var. Ona da bir şekilde temin ederiz. Ama benim bu paslarla o biraz zor. Devam et abi, devam et. Al oğlum, al. O kadar istedin. Al, al. Hadi sen de ver. Çok güzel, çok güzel. Hoca, uyuyorsun. Harbi diyorum uyuyorsun ya. Benim orada kendimi yere atma gibi bir ihtimalim yok. Bak şimdi şu hamlede. İnsan kendini yere atabilir mi diyecektim. Pas verdik çakal. Kurun oğlum baskıyı. Kurun baskıyı. Aferin Kanos. Aferin Kanos. İşte bu abi ya. Baskı her zaman sonuç getirir. Getirir de TT'cim sen kime verdin o topu? Yani bana attın diyeceğim. Benimle alakası yok. Williams'a attın diyeceğim. Williams'la alakası yok. Hadi oğlum hadi, bak çıkamıyorlar, hata yaparlar, bariz belli, adamları tutun, boş çıkar adamsın. Adamsın da kaleci çok güzel kapattı önümü ya. Ya hatanın geleceği bariz belli. Neden derseniz adam çıkmakta zorlanıyor, dışarı vurmak yerine hala pas yapma peşinde. Fırsatı da bulduk, hatayı da yaptırdık ama ben içine ettim. Ben içine ettim. O top kimseye çarpmadı mı lan? İğrenç vurdum ya. Sağlam basın alırsınız oğlum. Sağlam basın ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi ben de geldim yardıma. Rahat olun. Kasmayın kendinizi. Ver kaleye. İndir şu top. Bir dahakine pas isteyeceğim abi.
O ne biçim indirme lan? Kaleci sen nasıl topu almaya çalışıyorsun abi? Top yanından geçse gitse, ayağın takılsa, kaysan düşsen gol girecek lan. Ya çok ritimsizsiniz beyler ya. Vallahi billah. Çok iğrenç bir futbol oynuyoruz ya. Ya Norwich'e ben ilk geldiğimde böyle değildi bu takım. Bu takıma bir şeyler oldu. Benden dolayı mı, bunların problemini çözemedim ya. Hücum organizasyonlarımız fena değil bak. O kadar güzel. Geliyoruz, atamıyoruz. TT'cim, topa öne doğru vurmaya çalışırken sen nasıl kıçın üstüne düşüyorsun? Çok dengesiz bir takımız biz ya. Vallahi ben... Hoca orada bak, adama bir şey olmuş ha. İtiraz ediyor, göremedim ben onu. Devam et, devam et, bırakma. Harikasın William. Oha hoca, oha artık ya. Ya tamam, hadi yapılan hamleleri es geçtik. Eyvallah da bu kadar da değil be. Abarttın, yemin ediyorum abarttın ya. Al işte, al işte. Yani şunu bir de yiyelim, tam olsun. Buyur. Şimdi hakeme ne diyeceğim? Ya o Williams'a yapılan hareket faal arkadaşım ya. Harbi diyorum, faal ya. Ya ondan sonra diyorlar ki Championship'te futbol bitti. Biter. Biter kardeşim, bak orada adama taban var lan. Adam kafasını sokuyor, ayağını sokuyor. Kafayla ayak aynı hizaya gelmiş. Tabanıyla vuruyor lan. Kaybettik. Yani ikinci sıradaki Cardiff'e bulduğumuz pozisyonlara rağmen kaybetmeyi başardık. Ve hakemin saçma sapan bir hatası yüzünden. Faali vermedi, top döndü, gol girdi. Artı orada taban var. Tabanı bile görmedi. Yazık. Cidden yazık ya. Emeğe yazık arkadaş. Ya biz çabalıyoruz, ediyoruz. Karşılığını gördüğünüz gibi saçma sapan faal vermemeleri, hakem hataları bize pahalıya patlıyor. Ondan sonra yükseleceğiz. Biz babayı yükseliriz. Öyle bir dünya yok. 102.000'de toplam kazancım olmuş. Bu para nereye geliyor, nereye gidiyor? En ufak bir fikrim yok. Banka hesabıma bakıyorum, her seferinde sıfır. Kendi evimizdeyiz. Car of the Lord'da. Güzel bir atmosfer var. Taraftarımızın bize her zaman olduğu gibi desteği tam. Ama forma satışları yok bizde, belli. Yani herkes kendi halinde takılıp geliyor sahaya. Bu benim pek hoşuma gitmiyor. Yani Norwich gibi büyük bir kulübü taraftarının da genelde formalarını giyip gelmesi lazım ya. Öyle dandun, rastgele, üst baş giyerek olmaz arkadaşmışlar ya. Yani taraftarsınız, eyvallah. En azından sarı giyin lan. Sarı giymiyorsunuz, yeşil giyin. Ya bir uyum olsun, bir şey olsun. Hocam orada ne oldu? Allah'ını severseniz. Yani bir önceki hafta biz gol yedik saçma sapan bir şekilde. Onda hiçbir şey vermiyorsunuz. Böyle dandik dündik pozisyonlara faul veriyorsunuz ama bulumucum sen nereye vurdun kafayı lan? Ya kaleyi tutsa gol girecek ha. Harbiyon kaleyi tutsa... Sadece Mulumbu yapmıyor, Williams da aynı şekilde arkadaş. Ya kafaya çıkarken biz mi sürekli hata yapıyoruz, bana mı öyle geliyor? Ama bilmiyorum, güzel bir kontrayı yakalayabiliriz derken içine de edilmez. Yakışmıyor abi, yakışmıyor Mulumbu. Hadi bunu da yiyelim bari, tam olsun. Vallahi tam olsun. 9 dakika arkamızda kaldı, daha orta sahaya geçemedik. Yani ben de olmasam topu kim kazanacak merak etmiyor değilim. Kovala abi, kovala, bak hata yaparlar. Geçen maçta oldu, bunda da yaparlar. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki biraz baskı, bak. Oy, oy, çok sert, o sert. Ama hoca devam et. Lan hoca devam ettiriyorsan ettir, ettirmiyorsan ettirme. Dalga mı geçiyorsun ya? Adam yoruluyor lan. Al oğlum. Tekrar Kanos oynayabilir misin? Bak koştum koştum. Çok güzel. Çok güzel Kanos. Hadi oğlum Williams, gir içeri, gir içeri. Çıkartacağım sana, çıkartacağım. Sen merak etme. Al aslanım şunu. Yapıştır. Helal olsun. Diyecek lafım yok. Ya şu pası da harca diye. Diyecek lafım yok arkadaş ya. Yazık, günah lan. Ya yılın asistini yapacaktım. Topu pasıyla sana kim attı bu zamana kadar pas ya? Bitir hoca ilk yeri de gidelim valla, soyunma odasına gidelim. Sağ olasın. Güzel, güzel. İyi sakladın, iyi de döndün. Çok güzel abi. Ulan yanlış attım ya. Pardon, pardon. Valla pardon beyler ya. Ver şimdi. Kaç abi sen, devam et. Oha ama ya. Ya cidden sertleştirdiniz onu ya.
Hocam sarı yeterli değildi be sanki. Ha? Tamam haklısın. Tamam. Sarı da. Tamam biraz fazla mı vurdu diyecektim ben kendimi fazla atmışım. Çok güzel rol yapıyorum. Hadi Williams'cığım. Hadi aslanım bak. Demin kaçırdın gözünü seveyim bunu kaçırma. Çok iyi değil. Ya bir dahakine bırak ben vurayım ya. Valla senin gol mol atmaya niyetin yok zaten bu belli. Aldım 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 ben aldım tamam sıkıntı yok sıkıntı yok hadi Williams. Bekle al şimdi abi. Yapıştırdım da nereye nereye bir tuttur lan kaleyi. Başlayacağım şimdi çocukluk arkadaşın ama ha. Hadi beyler gözünü seveyim bak 10 dakika kaldı şurada yemeyelim. Hadi dayanın oğlum dayanın. Çok iyi çok iyi çık şimdi çık 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 seri seri seri. Güzel. Hadi ver tekrar harikasın abi koş koş atacağım atacağım devam et. İşte bu kadar be yürü lan yürü oğlum yürü buradı. Eşek ona atabiliyor olsa zaten ben pas atarım. Sen niye atıyorsun? Gitti gene gül gibi pozisyon gitti ya. Karambol oluyor ona heyecanlanmıyorum bile ya. Onun zaten atabilecek olduğunu bilsem ben ona pas verdim. Sen niye ona pas veriyorsun? Ben sana koş diye pas vermişim. Önüne 10 numara pas atmışım arkadaş. Ya yedik vallahi yedik ya. Bizden bir cacık olmaz. Biz Premier Lig'e mi yükseleceğiz? Öyle bir dünya yok. Kimse kendini kandırmaz. Aferin izle. Abi sen bana verdin de ben kime atacağım? Ben şut çekerim lan buradan. Al al gir. Şansını mı diyeyim? Köşeyi iyi mi tuttun diyeyim? Ulan ayda yılda bir şut çekek dedik. Egolu oyuncu olacağım ya. Vallahi bundan sonra böyle mi olsam ben? Yani buldum pozisyonları kendim değerlendireyim. Şut çekeyim. Yani bizimkilerin atacağı yok ya. O Brady'nin verdiği pas ne öyle abi gözünü seveyim. Bu kadar saçmalık olamaz. Sen kaleciyle karşı karşıya kalacaksın. Topu sürmek yerine çıkartacaksın pas vereceksin. Ya korkak oyuncu olur ama bu biraz fazlaydı. Yine berabere kaldık. Norwich'te işler olduğu gibi sallantılı devam ediyor. Hoca top kaptırsam ne olur, kaptırmasam ne olur. Bu takım gol atamadıktan sonra bizden bir cacık olmaz. Sen bunu anlamamışsın bak. Yani diyecek laf yok. Diyecek laf yok. Hatta diyecek laf var. Barnsley, Brunton, Albion maçı 4-4 bitiyor. Fulham, Aston Villa maçı 5-5 bitiyor. Bu nasıl bir lig? Bu ligse biz niye gol atamıyoruz? Aha maçın adamı ol. Ya işte ya. Yayıl yayıl. Oh. Vallahi ben bunu hak ettim. Sonuna kadar ben bunu hak ettim. Çünkü verdiğim paslarla olsun. Şutum da fena değildi. Ben bunu hak ettim. Yani elimden geleni harbiden yapıyorum ya. Takım kazansın diye ama yok. Olmayınca olmuyor. Vallahi yeterince gol atamadık. Açık ve net. Yani kimse ne oyun planı desin ne biraz baskı desin. Hoca istersen bana kırıl istersen daral. Gram umurumda değilsin. Ya bundan sonra böyle egolu oyuncu olacağım ya. Egodan uzak kalacağım demiştim ama. Sağ ol Karen'cim. Egodan uzak olacağım demiştim ama bu işin cıvkı çıkmaya başladı. Adamlar gol atamıyor ya. Tamam ben de kötüyüm ben de bitiremiyorum ama en azından bu kadar net pozisyonlara da girmiyorum. Ayda yılda bir tek tük giriyorum. Girdiğim topla direkten dönüyor. Bu arada benim gücüm hala 70 olmadı mı? Ay çok zoruma gitti biliyor musun? Aramız açıldı biraz diye. İstersen yedek çıkart lan. Norwich'te puan kayıpları kaldığı yerden devam ediyor. Bak Zola'cım alışmış. Artık umursamıyor bile. Ama Şerif aynı düşünce içerisinde değil. Gol atmayı ne dersin? Tabii canım. Forvetim ya ben. Ben gol atarım. Sıkıntı yok. Sen hiç de kafana takma. Manyak mısın lan sen? Cık, o rozeti bir yerine monte ettirme bana. Dalga geçer gibi. Sen ne ayaksın oğlum ya? Şampiyonşipe alıştım alıştım. Ben döverim la bunu. Bunu beni yan yana getirin ya bununla. Adam yemiyor içmiyor bana laf sokuyor arkadaş ya. Ulan bu nasıl çocukluk arkadaşı? Benim de çocukluk arkadaşım vardı. Ha bu pezevenk Walker. Demek ki böyle olurmuş. Toparlayamadım. Yo Williams gayet. O da benim çocukluk arkadaşım. Williams adam en azından gol atamazsa bile adam gibi adam. Böyle Walker gibi yanar döner bir şey değil ya.
Walker'ı ne zaman görsem sinirlerim bozuluyor. Zaten takımda işler yolunda gitmiyor. Yetmezmiş gibi bir de bunun dırdırıyla uğraşıyor. Çekirdek çitleyen şeyler olur ya, dedikodu yapan tipler. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Yemiyor içmiyor bana geçiriyor. Yemiyor içmiyor bana geçiriyor. Ulan gün gelecek ben o ligde olmasam bile farklı bir yerde seninle gene karşılaşacağım. Yani bunları düşün. Bunları düşün, başına geleceklerin daha habercisi ben olmayayım. Aa, serbest idman. En sevdiğim şey şutman. Bundan sonra egolu olacağım. Bundan sonra şut çalışacağım. Bir tanesi bu olabilir aslında ya. Nokta atışı. Vurduğum girer. Vurduğum girer. Nokta atışı. Bunu istiyorum. Bir tane daha şut yapacağım. Bundan sonra böyle şutlara çalışacağım arkadaş. Bizim takımdakiler şut çekmeyi bilmiyor da bunların hepsi uygun ne ayak. Ama bu daha mantıklı. Zıplama. Zaten zıplamayı bilmiyoruz. En azından bir şeyler öğreniriz. Diyecektim. Fazla da pek bir şey öğrenemedik ama idare eder be. Giderimiz var en azından. Hocam. Hocam makarasına durumlar nasıl diyecektim, sen bir anda ibreyi çektin sona be. Utanmasan yedek bırakacağım beni. Ayıp ediyorum. Vallahi ayıp ediyorsun ya. Umarım bu maç diğer maçlardan biraz farklı olur. Yani Sheffield Wednesday de ligin ikincisiymiş. Ulan bizim karşılaştığımız bütün takımlar ligde ikinci sırada. Bir biz zaten alt taraftayız. Ne ayak anlamadım ya. Sürekli puan durumu değişiyor mu? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz oğlum siz? Ya da sürekli hepsini bizim karşımıza ikinci olarak mı gönderiyorlar? Ligde ne kadar formda takım varsa alayıyla oynuyoruz. Bir alt sıralardan denk gelemedik bir türlü. Alırsın be. Alırsın be. Hadi kaldır kafanı abi. Bir pas çıkar. Pas çıkar. Süpersin. Süpersin. Ulan direğinin oraya koyanını, monta edenini, onu 7-15 yapanını, gelmişini geçmişini ama. Ulan vurdum bütün şutlar direkten dönüyor ya. Sinirlenmeye başladım arkadaş. Cidden sinirlenmeye başladım. TT hadi aslanım. Güzel pas. Yok abi yok. Olmuyor. Olmuyor. Harbiden bu Norwich'te bir şey var ya. Büyü mü yaptılar bize? Ne yaptılar ya? Senin atacağın taça ya. Öyle pas mı verilir arkadaş? Neyse. Hadi oğlum, hadi oğlum gel. Güzel. Oğlum bana lan, bana lan. Bir de vereceksin ki ben şut çekeyim. Ver abi ver, ben çekeceğim, çek. Hoca herif tekme atıyor be. Allah'tan kork ya. Hadi oğlum, hadi bak dışarısı bende. Rahat olun, rahat olun. Çok güzel, çok güzel. Lan ver lan bana. Süpersin Jerome be. Yürü abi, yürü, yürü, yürü. Yeriz bunu, yeriz bak. Ver kaç yapacağız? Ver abi şimdi tekrar. Joram, senin de Williams'tan pek bir farkın yok be oğlum. Ha? Ne dersin? Aynı fikir içinde, düşünce içerisinde miyiz? Yedin lan pozisyonu. Vallahi yedin abi ya. Oyna, oyna TT. Hadi oğlum bir topu kontrol edemedin ya. Ama başlayacağım. Sakatlayacaksın oğlum. Hayvan mısın lan? Yavaş lan. İnsanız oğlum, insan. Harbi biliyorum insanız ya. Ya gelen buraya giden buraya, gelen buraya giden buraya, oyun hamuruna döndük ha. Takıma da vuruyorlar, bana da vuruyorlar. Hiç ayırt etmiyorlar. Herkese vuruyorlar. 28 kez topla buluşmuşum. Vallahi hak etti. Oho, o herif de hak etti. Herkes hak etti. Ya bu maçta olay çıkar. Bu maçta kan çıkıp ben de bulacağım lan. Ah, ıskaldım. Bir de kaçırdım. İkini de Allah'a emanet. Gittik hamle yaptık herif. Koş lan, koş koş koş. Çok güzel koşun. Al işte. Bak ben pasımı attım. Sen de al. Hoca sen sormasaydın bu maça niye geldin? Ha? Hiçbir müdahaleye faul vermiyorsun arkadaş sen ya. Ver lan topu pas. Düşüncen iyi. Aynı düşünceyi düşündük de yetenekler işte olmayınca olmuyor da. Bariz orada faul var. Herif devam ettirdi maçı ya. Saçma sapan bir beraberlik daha aldık. Norwich'te işler efsane ilerliyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Hem oyunculara hem takıma. Yediğimiz darbenin haddi hesabı yok. Ya ben gitmek istiyorum ya. Vallahi ben gitmek istiyorum ya. Norwich benim için bunaltıcı bir takım olmaya başladı. İlk geldiğimdeki atmosferden gram alaka yok. Gram alaka yok. Sinirlenmeye başladım o yüzden. Zaten hocayla da aram bozuluyor. Göndersinler beni, gideyim ya. Eğer durum böyle giderse büyük bir ihtimalle kulüpte istenmeyen adam ilan edileceğim.
Herkes bana geçirmeye başladı ya. Oğlum sen ne ayaksın? Yani takımda istenmeyen adam oldum resmen ya. Herkes bana bir laf sokma peşinde arkadaş. Ne istiyorsunuz? Rakibimiz ne? Reading. Kendi sahamızda oynayacağız. Onun öncesinde bir şut idmanı var. İdmana çıkacağız. Keyfimize bakacağız ya. Ya takımda istenmeyen adam olmak kadar kötü bir şey yok ya. Herkes bana yükleniyor. Herkes bana yükleniyor. Lan ben forvet değilim. Anlayın bunu artık. Şut idmanıymış. Yapalım geçelim. Forvet olsam tamam diyeceğim. Hadi şut atamıyorum. Gol atamıyorum. Eyvallah. Ulan ben pas çıkartıyorum. Onu atamıyor ki adam. E ondan sonra ben niye suçlu oluyorum? Ayıp ya. Vallahi ayıp. Yani sinirleniyorum. Kendimi tutmakta zorlanıyorum artık. Yakında küfür etmeye başlayacağım. Norwich'e olan saygım yavaş yavaş bitmeye başladı ya. 160 bin kişi beni takip ediyor. Ama destekçi neredeyse bir tek annem var. Geri kalanı fasafiso. Bu arada biz Reading'de maç yapacaktık. Siz niye bize idmanı soktunuz araya? Enteresan bir olay. Neyse. Az mı çıkıyorum, yedik mi çıkıyorum onu da bilmiyorum ha. Nasıl yani lan? Hoca ben ilk 11'e adaydım bak hani. Adam beni 25 kişilik kadroya almadı ve takım galibiyet aldı. Acaba problem benden dolayı mı? Bir şeyler oluyor ama ne oluyor anlamadım ha. Normalde ben 25 kişilik kadronun içinde ilk 11'de görünüyordum. Adam beni kadroyu bile almadı. Vallahi anlamadım olayı. Şu an laf olsun diye ilerliyorum. Niye ilerlediğimi de bilmiyorum. Williams out. Kalsaydı be. Ne oldu ki? Kovdular mı lan Alex, kulüpten? Since you come to us, it has been a good moment for this club and for you, I think. It's been a great experience, boss. Hopefully the second half of the season will be even better. Yani kaldırabileceğim mi? Ben kendi şahsen fikrimle, düşüncemle hareket etme bilmiyorum ama derken. This morning I received a mail from your club. Ha işte bu kadar lan. Ben gidiyorum oğlum ya. Vallahi ben gidiyorum. Norwich stresinden kurtuldum valla. Buruk bir sevinç. Buruk bir sevinç. Öyle buruk bir sevinç ki. Ya anlam ve ifadeleri şu an söyleyemeyeceğim. Ama deneyim meneyim hikaye. Vallahi ben gideyim ya. Teknik direktörle aram iyi olmuş. Çok da umurumdasın hoca. Çekeceğim tabii. Özellikle Walker'ın dikkatini çektim. O Walker var ya adam olacak adam. Bundan sonra bana Hunter Bey diyecek. Bundan sonra böyle. Eyvallah Bedin hocam. Sen iyiydin ha. Sen iyiydin de diğerleri kötüydü. Williams idare eder. Arkadaşım olduğu için. Malım bu zaten jeneriklik adam. İşte hocanın yanında cool. Hocanın dışına çıktım. Ah işte bu kadar. İşte bu lan. Premier Lig'e geri dönüyorum be. Ama seni özleyeceğim lan. Valla. Çok kötü toplar harcıyordun ama seni özleyeceğim lan. Lan söz Chelsea'ye gideyim. Seni de takıma hocaya tavsiye ettireceğim. Aldırmak için elimden geleni yapacağım. Gel gel mentionlara gel. Ne yazdınız lan? Ha ne yazdınız? Söyleyin bana oğlum. Sen benim menajerdin. Seni boş ver. Seni okumasam da olur. Bir taraf kaybeder, diğer taraf kazanır. İşte bu. Chelsea kazandı. Eyvallah. Eyvallah. Ben senin ismini unuttum lan. Tora muydu? Neydi senin? Di Maria beni tekrar görmek istiyormuş. Ulan ilk seferde beni suratıma bile bakmadın lan. Ha? Şimdi mi aklına geldi? Ne oldu? Eyvallah kardeşim var ya adamsın adam. Sağ ol anneciğim seni de görmedim sanma. Onu da gördüm de. Biraz geç. Yani önce arkadaşlık bağları sonra anne, baba, aile. Gerçi ilk başta onun olması lazım ama hep aynı şeyleri söylediği için pek bir ilgimi çekmiyor şu an. Özlediğim yer burası ya. Bak soyunma odasının güzelliğine bak ya. Her şey yerli yerinde, derli toplu. Ya herkesin kendine şahsi özel eşyasını koyabileceği bir yer var ya. Ne kadar güzel bir şey. Eyvallah. Aa Toro'ymuş lan. Bu kime atarlı? Neye atarlısın oğlum sen? Bak gene geldi laf soktu ya. Evet ben oynayacağım lan. Ha ben oynayacağım. Zoruna mı gitti?
modern day SAS, right? Korktun mu? Oğlum korktun mu lan, bana cevap ver. Ha. Görüşeceğiz, görüşeceğiz sahada. Çık lan sahaya. Çık, geliyorum. Sopamı da alayım, geliyorum. Lili, o sen de benden tarafısın. Adamsın lan. Hocam biraz ayıp olmadın be. Tamam, o laf benim lafım. Ben de söylüyorum da yani biraz böyle söyleyince ağır oldu gibi geldi. Sonunda ya, özlediğim yuvama geri döndüm. Ne oldu? No idea what's gotten into him, boss. Yeah, well, a little fame can be a dangerous thing, Alex. We were tight, like. Ya hoca bak. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ben ilk geldiğim günden beri söylüyorum. O Walker denen. Gitsin la, bırakın gitsin. Vallahi bırakın ya. Unutun onu, gitsin ya. O kim ya? Oğlum ben geldim buraya. Ben geldim. Rahat olun. Kasmayın kendinizi. Walker gider, Hunter gelir. Bu iş bu kadar. Kulübüme sadım. İnsanlar değişiri hiç boş ver. Direkt unut onu. Unut. O bitti. O bitti var ya. O küçükken ben onu kafamda bitirmiştim. İlk geldiğim günde o yumruğu tokuşturmadı ya bende. O gün bitmişti bende. İyi oldu bu. İyi oldu. Tamam hoca. Tamam. Rahat ol. Ben ne? Rahat ol. Hocanın gözüne girmek için elimden geleni yapacağım. Bundan sonra böyle. İdmanları kale alacağım, çıkacağım, adam akıllı idmanlarımı yapacağım. Toro, Lili, size de güveniyorum kardeşlerim, bak beni satmayın. Beni satmayın, o Walker'a karşı elimizden gelen bütün mücadeleyi yapalım. Beni en üst sıraya çıkartalım, sonra da siz yaydan. Yani, ünlü olduktan sonra bir yere kadar. Oğlum ben de Walker gibi oldum lan. Neymiş, oyunun yönünde işte pas uzmanlığı. Yaparız hoca, sıkıntı yok. Bende de benim... Yetenekler çok kötü be. Yeteneklerim çok kötü. Ama kolay idmanlar. Kolay idmanlar yaparız. Al oğlum. Yaka. Vay arkadaş ya. Hocam 2 santim için puan vermiyorsun ya. Lan gitsene topa. Heh. İdmana geldim. Chelsea kulüp olunca ve büyük bir camia olunca ister istemez heyecanlanıyor insan. Yani topa atmakta, topa gitmekte bile tedirginlik işi insan yani. Dimari'cim biz seninle iyi paslaşıyoruz ama ha. Gerçi hep ben pas atıyorum, sen top kontrol ediyorsun ama olsun. Olsun be oğlum. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Dimari'ye ile uyumumuz mükemmel. Bunu ben sahada da yapacağım. Sahada da en iyi performansımızı yapıp sonra Premier Lig şampiyonluğuna uzanacağız. 2 dakikada Norwich'i sattım. Vallahi billahi şerefsizim, 2 dakikada Norwich'i sattım. Norwich diye bir takım kalmadı benim için. Ağımı da aldım. Oh tertemiz be. İşte bu ya, işte bu. İdman dediğim böyle olur be. Pas uzmanlığı. Yaparız. Karışma. Sıkıntı yok. Pas işi bende. Yerdense sıkıntı değil. Ama hava dansa bilemeyeceğim. Benim hava pasları kötü ya. Ama gördüğünüz gibi kötü. Yani istediğim yere at. Mayı seviyorum ama böyle saçma sapan gidince de işlerin pek hayra alamete gitmediği belli oluyor. Bu idman yalan oldu. Vallahi billahi yalan oldu. Ben içine ettim bunun ya. Neyse biraz bari ayağım alışsın. Şöyle pas vereyim Hazard'cıma da Hazard'cım dışarı vursun. Aferin Hazard'cım, sen de yeteneklisin ha. Benim pas yeteneğim neyse senin de şut yeteneğin aynı bir şey. Aramızda pek bir fark yok. Senin tek farkın topun peşinden iyi koşma. Ve o. Ya hocacım. O hamleyi Hazard yapacaktı ya. O geriye Hazard dönecekti. Şey değil. Ben değil. Vallahi bir idmana çıktık. Kafa allak bullak oldu. Ben bu idmanı keşke yapmasaydım ya. Toparlayabilir miyiz diye bir tekrar şansımı deneyeyim diye değil mi? Hazard'ı parçalıyorlar bu sefer. Oha. Ya hoca ben bir kişi arasından zor geçiriyorum o topu. İki kişiye sen lan. Hazard. Canını yiyeyim. Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Şu topları bir al da at lan. Çok kötü oğlum senin şutların ya. Ben kendi vuruş yeteneğime, tekniğime alışmışım. Hazard o kadar abest abest şutlar çekiyor ki.
İnsan akıl sırrı erdiremiyor. Oğlum bari son şansımız, şunu bir şey yapalım lan. Şunu bir atalım be. Hadi oğlum at şunu. Adamsın be. Adam. Çok iyi de kaldık. Adamsın lan. Tamam sıkıntı yok. B'de olur. B'de olur. Ya idmanı atlatalım en azından ya. Birinci idman iyiydi de ikincisini de fena bocaladık. Ama hocanın gözüne girmişimdir herhalde yani. Benden daha iyi performanslar olabilir. Ama hiç sıkıntı değil. Ben de elimden geldiğince en iyi şekilde A ve B'mi aldım. Keyfime baktım. Ki Antonio Conte'nin de gözüne girmeyi başardım. Bu çok güzel bir şey. Chelsea'ye geri döndüm. Chelsea'ye ilk 11'de oynamak için çok iyi bir adıma imza attım. Oo ev yapmışız. Allah mekana bak lan. Var ya buraya ne kare kız atılır biliyor musun? Yanlış anlamayın oğlum. Parti için plan değil. Arkadaşlar. Üniversiteden, sokaktan, taraftar olabilir. Ya, o tarz şeyler. Ya hemen bir belden aşağı oynamayalım rica ediyorum. Sağ olan hey sen de inanılmaz bir annesin ha. Çok güzel tasarımlarım var. Onları da okutacağız da. Bu zaman önce bir benim reklamımı yapalım. Beni bir zirveye çıkartalım. Dünya yıldızı yapalım. Sonra sana bakarız. Ben biraz bencil olmaya başladım ha. Harbiden dedeciğim sen niye eve bu kadar taktın ki ya? Bak keyfine jacuzzi bile varmış ya. Annem girer girmez gördü ben göremedim. O ayrı daha var. Ya jacuzzi'nin keyfine bak. Bak şu deri koltuğa. Ya uzun zamandır hayalimizdeki ev değil mi bu zaten bizim? Dostum ne kadar para veriyoruz buraya bu arada? Tamam profesyoneller böyle yaşar da malum benim sponsorum yok. Buranın kira bedeli de biraz uçuktur. Yalnız o duvara tek forma olmamış ben sana söyleyeyim. Dede bir kıllık çıkartacak yakında da ne çıkartacak çok merak ediyorum. Adamı hiç sevmiyor ya. Heh sonunda ya şöyle ya eve bak eve bak. Manzaraya bak, binaları görüyoruz be. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Milletin evi denizi görür, bizimki binaları görüyor. Michael, seçeceğin yerin ben içine edeyim. Ev güzel de, ortam kötü be. Manzara olmamış hacı. Vallahi olmamış. Kim ne yazmış? Karıncığım, ne diyorsun? Vallahi kıskanıyor, haklısın bak. Harbi diyorum, kıskanıyor yani. Bir derdin mi var? Diyelim ki var. Ne yapacaksın lan? Ha? Ne yapacaksın? Döveceğim mi? Gel. Gel. Bekliyorum. Açık adres de veririm kardeşim. Aa ev burası. Gelebiliyorsan gel. Bugünlük benden bu kadar. Valkyrie gelecek bölümlerde dersini vermek için emin adımlarla ilerleyeceğim. Çıkacağım sahaya. Rakiplerimizi parçalayacağız. Keyfime bakacağız. Sonra da Premier Lig şampiyonu olacağız. Dünyaya bir yıldız doğuracağız.